Avrupa kıtasında krize birlikte baş gösteren işsizliğin yanı sıra nitelikli eleman sıkıntısı da had safhaya ulaştı. Avrupa genelinde özellikle büyük firmalar yetenekli eleman bulmada zorluk yaşıyor. Gençler arasındaki yüksek işsizlik oranlarına dikkat çekilirken gelecek adına ümitsiz bir tablo çiziliyor. Daha çok kalifiye mühendis bulmada güçlük çeken firmalar bunun nedenini eğitim sistemindeki yetersizliklere bağlıyor. Dünyanın en büyük ikinci kamyon üreticisi Volvo'nun CEO'su Olof Persoon, 2025'te dünyanın mühendis ihtiyacının 500.000 olacağını belirtirken, Almanya'nın teknoloji devi Siemens'in CEO'su Peter Löscher ise sorunun göçmenlere daha farklı imkanlar sunulmasıyla giderilebileceğini savunuyor. Endüstri alanında yaşanan mühendis açığı, Çin ve Hindistan'ın yakın gelecekte bu alanda söz sahibi olacağını gösteriyor. Üretimde %10'luk bir düşüşe neden olan bu durum, Avrupa'da dev firmaların Ar-Ge tesislerinde önemli değişikliklere gitmesini zorunlu kılıyor.